senin dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Bütün müşteriler gidince biz böyle ailece dışarıya çıkmış gibi olduk değil mi? Evet. Harika bir kafen var Betüş. Çok samimi söylüyorum yani. Dışarıdayız ama aynı zamanda evde gibiyiz. Evet. Bu iki canavarın enerjisi var ya işte burayı böyle yaptı. Evet evet, aklını yememek lazım. Evet, Barış çok çalışkan bir çocuk ama benim de oğlum ne kadar sabırlı ve azimli olduğunu bana gösterdi sonunda yani. Kabul ettin yani baba. Ettim ettim de yalnız hani kapı kapandı, eşyalarını içeride unuttun ya. Onun dışında gayet iyi gidiyorsun. Bazen benim de burada çalışasım geliyor. Benim de. Benim de. Aa, durun bakalım, hepinize birden tamam diyemem. Bir kere küçükler önce okullarını bitirecekler. Sonra yaz tatillerinde dönüşümlü olarak burada çalışabilirsiniz. Ayrıca bu kafe hepinizin. İstediğiniz her zaman buraya gelebilirsiniz. Değil mi? Aynen. Bak sen teyzene, siz de çocuklar annenize dua edin. Burası olmasaydı bu yaşta sizi ne gündüz ne de gece asla dışarı bırakmazdık. Ya ne kadar güzel çalıyorlar değil mi yani? Ya onlara da bir aferin demek lazım. Unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik. Oğlum aranız limoni mi gene ha? Hayat baba. Bazen bazı yollardan geçip aslında neyi istediğimizi, neyin kaybedince değerli olduğunu öğreneceğiz. Thank you.